ilk oyun bize yasaklamamız gereken bir şampiyon göstermedi. Yok yok. Her koridorda kaybettik. İlk oyunun şampiyonlarla hiç alakası yoktu. Varus gene geliyor. Eşi ilk seçelim. Aynı kompozisyonu alacaklar mı acaba? Yani göreceğiz tabii. Stark Gragas kilitledi. Levi Lulu'yu aldı bu sefer ilk tercihten. Yalnız burada desteğe bir karma tercihini biz değerlendirebiliriz. Evet. Geçen sefer hem Lulu hem karma açıkken biz Zyra'yı tercih etmiştik. Ve burada hani Zyra'nın Dumbledore'un en önemli şampiyonu olduğunu biliyoruz ama hani Brezilya'daki Zyra galiba yeterince iyi vurmuyor. O kadar vurmuyor, o kadar vurmuyor. Brezilya'da Zyra oyunları hiç başarılı olmamıştı. Karma'yı seçtik, çok daha mantıklı. Koridorda daha agresif olma şansımız Ivern olacak ve Ivern geldi sonunda. Daha taşıyıcılarımızı korumaya yönelik bir ormancı tercihi geldi ama bu tabii Lee'sini Levi'ye bıraktığımız anlamına gelebilir. Bırakalım yani, endişe edici bir şey yok, endişe edici bir şey yok bence. Yani Levi karşıdaysa endişe duyabilirsiniz çünkü çok iyi bir ormancı. Ama şampiyon bağımsız iyi bir ormancı esasında. Yani Graves'de de gayet oynadı. Cin'i seçtiler. Yani Cin Lulu koridorundan korkmamamız gerekiyor. Yani böyle bir başlangıcı olmasaydı Cin bu kadar parçalayamayacaktı bizi oyunun ortasında. Dolayısıyla burada korkacak ya da tedirgin olacak bir şey yok. Yasaklamalar geliyor şimdi. Bakalım aynı şekilde Shen yasaklaması gelecek mi? Gigabyte Marines tarafından. Nautilus yasaklaması geldi. Şimdi biz bakalım nereye hedefleyeceğiz? Yani ormanı mı hedefleyeceğiz? Acaba Graves Lee'sin mi gelecek? Kha'Zix'i yasaklayabiliriz tabii yine. Graves, Lee Sin, Kha'Zix. Her biri birbirinden beter yani. Keşke Lee Sin, Lee Sin'le Kha'Zix oyun yapıyor. Graves çok güçlü. Yani bence hiç gerek yok abi. Graves'de hasar yapıyor. Evet, Lee Sin'i görmek istemiyoruz. Şimdi bakalım öbür taraftan ne gelecek? Rumble gelebilir. Bir önceki oyunda Syndra'yı yasaklamamıştık. Bu arada Syndra'yı alma ihtimali var Optimus'un. Biz yasaklamazsak. Rumble'ı yasaklamazsak biz Rumble'ı alabiliriz. Çünkü ormanda da Ivern olunca, yeterince bir tank şampiyon olunca, çok kalkanlar gelince Rumble koridorda da çok güçlü olduğu için Rumble'ı seçebiliriz. Shen yasaklaması geldi. Rumble için şartlar olgunlaştı. Bizim bakalım son yasaklamamız nereye geliyor? Graves yasakladık. Yani şu açıdan normal. Graves aşırı güçlü yani. Hani onu bırakmayı risk edemeyiz ama bu Kha'Zix'i seçecekleri anlamına geliyor muhtemelen. Yani şu çünkü Levi'nin main yani ana şampiyonu. Kha'Zix Syndra olur mu acaba? Yani ikisinden birine şu noktada tabii Syndra'yı almaları gerekli. Syndra'yı biz de alabiliriz çünkü. Syndra'yı biz alırız zaten açık kalırsa. Dolayısıyla burada Kha'Zix gelirse bakalım bu bizim tarzımızı etkileyecek mi? Levi müthiş de bir Kha'Zix oyuncusu. Hatta Ivja'dan yani All Star'ın Wildcard ayağından izleyicilerimiz hatırlar. Orada da müthiş performanslar sergilemişti Uzak Doğu Asya takımında. Yarı finalde TSM karşısında da muazzam Kha'Zix oyunları oynamıştı. Ki geç aşamada takım savaşlarında etkisi azalıyor dediğimiz Kha'Zix'i takıma savaşında nasıl kullanacağını da çok iyi göstermişti. Bu arada Kamil gelecek mi acaba? Rumble ya Rumble. Rumble birazcık Rumble. Daha iyi bir tercih olacak bence. Kesinlikle çok daha iyi tercih Rumble. Ve orta koridora bakalım ne alacağız? Syndra. Syndra açıkta aynen öyle. Syndra'nın tabii karşısına seçim yapacak Optimus ama ne alırsak alalım karşısına bir seçim yapalım. Jace. Jace de mantıklı üst koridora Rumble alınca. Gerçi kör seçim yapmak için iyi. Çok iyi bir fikir olmayabilir Jace. Ama kim neyle kontrol edecekler bakalım. Naruto harika bir Jace oyuncusu olduğunu göstermişti sezon içinde. Üst koridora ramlanınca Jace almak daha kolaylaşıyor tabii. Biraz da burada işleri değiştirdik ama rakip takım da Syndra'yı aldı söylediğimiz gibi. Bakalım kilitleyecekler mi? Optimus'un ellerinde de Syndra göreceğiz. Yani tabii şampiyonlardan bağımsız Supermassive'in iyi bir başlangıç yapması gerekiyor. Aynı hataları tekrarlamaması gerekiyor. Unutmayalım 5 maçlık bir seri. Ucunda MSI var, ucunda Rio de Janeiro var ve ucunda Dünya Şampiyonası'na garanti katılım var. Eminiz oyuncularımız bunun tamamen farkındadır ve buna istinaden bir performans sergileyecekler. Ama Marines'in de hakkını tekrar teslim edelim. Yani ilk maçta gerçekten akıl çıkarıcı bir oyun oynadılar. Yani bir anda kopup gitti maç. Hala işte dediğim gibi en temelde en basit şeyleri yapalım. Koridorlarımızda
Hayır, koridoru biraz kaybedebilirsiniz. Koridorda hata yapıp kaybedebilirsiniz ama koridorda skor verecek kadar kaybetmek o tekli dereceli işi yani. Hani profesyonel arena işi değil. Ormanda bir kere zaten orman girişinde maviyi kaybederek zaten ormanda kaybederek başlıyor. Yani ormanda koridoru kaybettik, ormanı kaybettik. Koridorlarda da direkt skor vererek kaybettik. E zaten ondan sonra inşa etmeye çalıştığın şey ana taşıyıcı kolonlar kırıldıktan sonra üstüne bina çıkılmıyor. O binada en azından birinci maç için pek uzun dayanmadı. Ama umuyoruz bu karşılaşmada seriyi 1-1'e getirebilecek takımımız. Sao Paulo'dayız. Sao Paulo'daki son seri, son 5 maçlık seri artık SKT, World Elite, G2 Esports, TSM ve Flash Wolves'un yanına katılacak. 6. takım bugünün sonunda belirlenecek ve umuyoruz bu isim de Supermassive olacak. Takım kompozisyonlarını da ekranlarınızda görüyorsunuz. Oyuncularımız ve aynı zamanda Marines'in de oyuncuları ekranlarda şu anda. Umarız iyi bir başlangıç, umarız bir galibiyet. Şunu da söyleyelim, Uzak Doğu Asya takımlarının da maçları kaybetmelerinin ardından arka arkaya maç kaybettiğini de biliyoruz. temel anlamda bunu TSM en iyi anlatır bize. Ama bunun için kendimizi toparlamamız lazım. Seride ikinci karşılaşma, yeni bir başlangıç, yeni bir umut. Hadi çocuklar. Gene tarayıcı mercek var Optimus'un üzerinde. Bu sefer totemi daha dikkatli koymamız gerekiyor. Yani rakibin göremediğine emin olduğumuz bir yere koymamız gerekiyor. Şimdi Levi'nin totemini gördük ama bizde bir arayıcı mercek yok. Naru bu arada normal oturuşuna geçti. Dizler havaya kalktı şu anda, bağdaş kurarak oynuyor. Umarız performansına da etki eder. Senin de dediğin gibi Jace oyunlarıyla bildiğimiz bir isim kendisi. Ve yıllar geçse de Naru dönem dönem o Jace'i tozlu sandıklardan çıkarıp üstündeki şöyle bir tozu üfleyip kullanmaya başlar. Umarız burada da iyi performans sergiler. İki tane uzun kılıç başlangıcı tabii. Hem Jin'de hem de Ashe'de. Ve bu da üçer tane iyileştirme iksiri ve peksimetler anlamına geliyor. Ve yine alev ejderiyle başladık. Rumble'dan bir Yakut Kristal başlangıcı. Yakut Kristal tabii orada lanetli maskeye daha hızlı şekilde gitmek istiyor. Gragas'tan oyunun başında çok fazla bir dürtme görmeyeceğini düşünüyor. Çünkü Gragas o vücut darbesiyle içeri girerse bu alev makinesinin tüm hasarını alıyor. O yüzden zaten Gragas çok iyi, Rumble çok iyi kontrası. Ve geçen sefer hatırlayacaksın ikinci yasaklama turunda yasaklamışlardı Rumble'ı. Bu sefer alma fırsatı bulduk. O koridorda çok ciddi avantajımız var Rumble Gragas koridorunda. Şimdi bu arada ters taraftan Dumble çıkacak. Alt koridorda Slay'e ciddi bir hasar verdik. Karşında tabii Zeitnot'a biraz hasar aldı ama fena bir takas olmadı bizim için diyelim. Şimdi bu arada Ivern alt koridora yaklaşıyor ama önce Yampire engeci alacak. Canını da büyük kısmını kaybetmiş. Maviye doğru gitmek istiyor şu anda Stomaged. Rakibin mavisini çalacak. Yaz ters pozisyonda yakalanabiliriz. Dumble'da Slay'e hasar veriyor. Orada sektirmeyi başardı bu arada Slay ve dördüncü mermi için. Dördüncü mermiyi de doldurdu. Şimdi Stomage'de alt koridora yaklaşıyor. Rakip birazcık ilerleyecek. Burada acaba bir baskın denemesi olur mu? Slay ile Archie oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Şimdi Ivern geldi. Orada bir 3'e 2 var. Kimin üstüne gideceğiz? Archie'nin üzerine gidiyoruz. Bitkinlik de var Archie'nin üzerinde. Şifa da geldi. Zeitnot'un başı dertte. Trajedi tuttu. İlk kanı aldık. Karşında Zeitnot skoru. Archie'ye mi gidiyor? Archie'ye gitti. Bizde skoru kim aldı? Bizde de skoru Dumbledore Hoca aldı. 3'e 2 pozisyonda birebir bir değişim. Çok tercih ettiğimiz bir senaryo değil. Ayrıca rakibin nişancısı da minyonları biçmeye devam ediyor. Şimdi ormancıyı gördüler ve Levi hemen bizim maviye doğru gitti. Yalnız Rumble da geliyor. Fab Fab da geliyor ve Jace acaba oraya kapanabilir mi? Fab ikinci seviye. Levi de ikinci seviye. Şimdi Levi'yi orada yakalamayı başardık. Alev makinesi de var. Levi orada sıçrasını kullandı. Kızardı. Fab'ın skoru almayı başardı. Stark'a düşeceğiz mi? Orada Sacerdom kurtaracak mı bizi? Optimus bu arada sıçrasını kullandı o skoru almak için. Birebir bir değişim yaşanıyor. Yalnız maviyi kurtardı sanıyorum. Evet, maviyi vermedik. Optimus'un da sıçrasını almayı başardık. Fab'dan güzel oyun. Fab'dan güzel oyun Kaan Kural. Fab'dan güzel oyun ama biz kapanmayı asla başaramazken ilk giden Optimus oluyor. Bizim ormanımızda bizden daha hızlı kapanmaları açıkçası bizim adımıza olumsuz bir nokta. Yalnız alt koridorda felaket var şu anda. Slay'in minyon sayısına baktığımızda 10 minyonluk bir fark atmış durumda. Ve koridora yeni gelen Zeitnot da canının %30'unu kaybetti ve hemen iksirini kullanmak zorunda kaldı. Zeitnot daha yeni ikinci seviye oldu da o yüzden. Ya Archie orada alanı harika kapatıyor. Stomage bu arada şimdi yine rakibin ormanına girdi. Üç güçlendirmeli bir başlangıç. Ve Levin'in iyi başlangıç yapmasını istemiyorduk. Burada onu engellemiş olabiliriz. Stomage şimdi üst koridora doğru yaklaşıyor. Stark üçüncü seviye. Fab üçüncü seviye ama Fab'ın sıçrası yok. Dolayısıyla burada yapılacak bir baskın çok kolay olmayabilir. Ivern zaten pek baskın için çok da uygun bir ormancı değil.
burada tabii. Çok daha kontrollü bir başlangıç yaptık karşılaşmaya. Stark da bu arada Fav'ın alev makinesinden nasibini alıyor. Minyon sayıları eşit şu anda üst orada. Yalnız geri dönmek zorunda kalacak Stark muhtemelen. Işınlanıyla koridora geri dönecektir. Fav zaten kendi ışınlanını kullanmıştı. Levi bu arada ormanın alt tarafındaki görüşü ele aldı. Yalnız orada alabileceği sadece kayacılılar var. Şimdi alt koridora yine 4 kişilik bir baskın geliyor. Buna bu sefer cevap vermek lazım. Archie'nin canı az ama Zeitnot'la Dumble'ın da canı çok az. Yani buradan çıkmak çok kolay görünmüyor. Biz yine rotasyonda geç kaldık. Yani 4. dakikada bunu yapacakları çok gerçekten büyük bir haber değil açık konuşmak gerekirse. İlk skor, ikinci skor Archie'ye gitti. Biri de Optimus'a gitti. Yani ne diyelim? Umarız İlerleyen maçlarda bunun olacağını öngörebiliriz. Ki Flash Wolves bunun aslında atası. Flash Wolves maçına hazırlanırken bunu hazırlanmış olmamız gerekiyordu. Çok erken 4 kişilik bir... Naru yalnız o... Ya Optimus inanılmaz bir hasar vurdu. Daha... Ama yani zayıflara acıma varken üstüne gitmesi son derece tuhaf oldu. Naru'nun manası da bitti. Şimdi orada çalılara saklandı ama Optimus geri döndürmeyecek mi acaba Naru'yu? O da geri dönüyor. Her iki orta koridor oyuncusu da geri gitti. Optimus da bu arada... Şimdi bu arada Gragas'ı yakalamaya çalışacağız. Tekrara gittik ama oradan bir şeyler çıkacak mı acaba? Oradan bir şeyler çıkmadı. Yani Naru orta koridorda kaldı. Bu arada Dumble yakalanacak ormanda. Sırçalar geldi. Archie'nin yavaşlatmasından kaçmayı başardı. Orada sersemletme gelecek Levi'ye. Dumble oradan çıkabilecek mi? Sırçası yok. Yardıma kimse geliyor mu? Uzaklardan bir Naru geliyor ama... Dumble yeterince uzun süre hayatta kalabilecek mi? Naru orada şok patlamasını kullandı. Dumble'ı hayatta tutmayı başardı. Oo, çok da büyük bir hasar. Levi'yi alabileceğiz mi? Son bir vuruş. Orada mükemmel bu arada ufalttı. Archie çıkabilecek mi? Archie çıkabilecek mi? Kime gidiyor? Ivern'e mi gidiyor skor? Ivern'e gidecek gibi görünüyor. Stomage de orada skoru almayı başardı. Altın farkını da eşitledik bu noktada. Levi bu oyunu hiç istediği gibi başlamadı. Şimdi Fafa bu arada dengeleyiciyi kullanmış ama Optimus'un bitkinliği orada bizim biraz ezberimizi bozuyor. Şok patlamasını da tuttu. Yalnız Fafa kendini susturdu. Şimdi Fav içeri girdi. Optimus skorunu almayı başardık. Sırada Levi mi var? Fav'ın üzerine güzel bir kalkan geldi. En azından Fav canını kaybetmedi. Üst koridora hızla geri dönmek lazım. Bu işte görmek istediğimiz başlangıç. Bu görmek istediğimiz Supermassive. Çok daha proaktif oynuyoruz. Rakibin hamlelerine yanıt vermekten önce rakibin hamlesini tahmin edip onu daha erken... Stomage yakalanabilir bu arada. Sıçrayı kullanmak zorunda kaldı. Rakibin Gromp'unu çaldı. Çok tehlikeli bir oyundu. Ateşle oynadı. Sıçrayı bırakıp kaçtı. Yalnız alt koridorda inanılmaz bir minyon üstünlüğü var. Slay 20 minyonluk bir fark atmış durumda. Ve Zeitnot'un sadece bir vampire asası var. Tabii aksiyon diğer taraflarda gerçekleştiği için Zeitnot burada minyon farkını kapatacak fırsatı da bulamadı. Slay de Ziggs dışında şampiyonlarla çok başarılı değil, çok iyi değil demiştik ama neler yapabileceğini gösteriyor. Yani Stomage tam bir baş belası şu anda. Levi'nin hiçbir şey almasına izin vermiyor. Güçlendirmeler bizim tarafımıza geliyor. Şimdi alt koridora da yaklaşacak. Optimus bu arada yalnız alt koridora yaklaşan bir başka isim. İlk ejderin alev ejder olduğunu söylemiştik. Optimus'u gördük. Oradan hızlıca çıkmak lazım. Geri çekiliyor alt koridorda oyuncularımız. 800 altın öndeyiz. Ve üst koridorda bu arada Fav'ın inanılmaz minyon üstünlüğü var. Ve bunu yaparken de bu arada koridorda durmadığını söylemek lazım. O yüzden Stark'a karşı bir üstünlüğü yakaladık. Çünkü koridor üstünlüğünü ele aldıktan sonra Stark'ı geri gönderip 2 minyon dalgasını eritmiştik orada. Üst koridorda avantajlı olduğumuz kesin. Zaten o Gragas'ın canını okuyoruz. Şimdi Zeitnot yakalandı altta. Üzerinde bir tutuştur vardı ama orada skoru almak için yeterli olmadı. Şimdi güvenli mesafeden minyon biçerse vampir asasıyla o canını yeniden kazanacaktır. Naru şimdi gidip az önce Ivern'ın çaldığı mavinin bonibonunu teslim aldı. Ve orta koridorda Syndra'yı mavisiz bıraktık. Ya şimdi Levi de bizim mavi güçlendirmeye doğru ilerliyor. Yalnız onu Syndra'ya teslim etmesi çok kolay olmayacak. Yani alt koridorda fazla geriye, yani şunu sürdürürsek diyelim, fazla geriye düşmezsek demek biraz anlamsız olacak şu noktada ama şunu sürdürmemiz lazım skor vermeden. Çünkü geri kalan kısımlarda öndeyiz, kazanıyoruz. Levi maviyi de alamadı oradan. Şimdi Naru bu arada Levi'nin üzerine gidecek mi? Hemen çullanını kullanarak oradan uzaklaşıyor. Üst koridorda özellikle ciddi bir üstünlüğümüz var. Her ne kadar takım savaşlarında o Gragas yeterince tanklı ulaştıktan sonra etkisini gösterecek olsa da burada üstünüz. İlk kule için biraz daha baskı kurabiliriz özellikle üst koridordan. Şimdi Optimus yeniden orta koridora yaklaştı orada. Şok patlaması tutmadı.
Naro orta koridor minyonlarını ittirecek. Optimus alt koridora gitmek ister mi? Zannetmiyorum. Orada ciddi bir minyon dalgası var. Kaçırmak istemeyecektir. Orta koridorda yalnız minyonlar talihsiz şekilde kaçmaya devam ediyor. Skor 4'e 4. Yalnız üst koridoru kazanan bir Fafaf var. Arka arkaya iki tane zıpkını tutturmayı başardı rakibine. Üçüncüyü de tutturmayı başardı. Hat-trick oldu Fafaf tarafından. Stark minyon dalgasına yaklaşamıyor bile. Yalnız zıpkınları güdümlü füze gibi yolluyor. Yani. Şimdi yalnız orada iki kişi var. Levi'yi göremedi bu arada. Ve şimdi Archie'ye görünecek. Stomage oraya bir totem bıraktı. Naru'nun da yardımıyla oradan çıkacak. Tabii alev ejderini vermek istemiyoruz. İstediği kar topu başlangıcında henüz yapamadı Marines. Ve orta seviyede yani oyunun orta aşamasında takım savaşlarında biz kesinlikle daha üstün olacağız. Çünkü iki tane kefalete giden şampiyonumuz olacak. Bir Rumble'ımız olacak elimizde. Şimdi orada üç kişilik bir tuzak söz konusu. Stomage savaş başlatacak. Acaba Ashe'den bir ok gelir mi? Ashe'den ok geliyor ama Optimus'u tutmadı. Şimdi o tarafa doğru devam edeceğiz mi? Optimus kök saldan da kaçmayı başardı. Orada GPL logosunu da bizlere gösteriyor. Çünkü ultiler, üç kişilik baskınlar vesaire sadece zaman kaybettik orada. Şimdi alt koridorda ilk kule altında almak için gelmeye çalışıyorlar. Levi de arka taraflarda ama şimdi biz orada kalabalıklaşabiliriz. Ivern'de yaklaştığını görüyoruz. Kule altında minyon biçmeye devam ediyor Zeitnot. Minyon farkına bakıyorum. 25 minyonluk bir fark sürüyor. Levi şimdi çalının içerisinde. Üçlü çalıya doğru gitti Dumbledore. Oradaki minyonu almak istiyor. Zeitnot açılırsa yalnız sıçrası var Zeitnot'un bu arada. Şimdi Slay bu arada trajediyi kaçırdı. Levi ultisini kullandı. Zeitnot skoru gelmedi. Slay şimdi ultisini açacak mı acaba? Yalnız Ivern geldi ve Ivern oyunun şu safhasında oldukça güçlü, onu söylemek lazım. Ve buradan da skor vermeden çıkmayı başardı takımımız bu 3 kişilik baskından. Şimdi Naru orta koridora doğru yaklaşıyor. Sanırım orada yine bir yetenek atışı tutturmuş Optimus'a. Optimus'un orada kalması zor olacak. Yalnız Zeitnot'a bir daha gelecekler ve bu sefer sıçrası yok. Şimdi Zeitnot yalnız orada görecek, evet rakiplerini gördü. Stomage o savaşı başlatmak istiyorum. Zannetmiyorum. Güvenli bir şekilde minyon biçmeye devam etmek gerekiyor. Levi bu oyunda istediklerine ulaşamadı. Ve bu açıkçası Gigabyte Marines'in planları açısından çok önemli bir darbe onlara. Üst koridorda Rumble'ın Liandry'nin eziyetini bitirdiğini görüyoruz. Bundan sonra herhangi bir takım savaşında çok ciddi bir ekstra hasar demek o. 11. dakikadayız. Altın farkı 700'e kadar çıktı lehimize. İlk kule altına hala gelmedi. Ve kulelere verilen hasarlara baktığımızda ciddi anlamda tehdit altında olan bir kule de yok. İşte bu bizim oynamayı bildiğimiz, oynamayı sevdiğimiz oyun. Ama bunun için de ilk oyunu ne kadar eleştirdiysek bu oyunda bir o kadar övmemiz lazım. Stomage ondan beklediğimiz performansı artık sergiliyor. Çünkü Ivern'ı aldı. Ivern'ın hayat çok kolay. Aynı zamanda onun Ivern'ı alması kadar Kha'Zix'e karşı çok dikkatli ve çok doğru savunma yapıyoruz. Şimdi Fafaf üst koridoru bıraktı, yine orta koridora yaklaşıyor. Optimus yalnız görüş üstünlüğünü ele alıyor. Bir kontrol totemi koydu. Yalnız ilk oyuna kıyaslandığında burada görüşümüz de oldukça üstün. İlk oyunda kıyaslarsak her şey üstün canım. Ya ilk oyunda herhangi bir şeyi kıyaslamasak daha iyi bence. Şimdi Stomage rakibin mavisine doğru gidiyor. Tam bir baş belası, Stomage alabilecek mi acaba? Yalnız Syndra götürüyor maviyi. Eve götürecek. Evet, maviyi almayı başardı Optimus. Bıraktığı yerde mavi güçlendirmeyi elde ediyor. Stomage bu sefer başaramadı almayı. Üst koridorda Liandry'nin eziyeti, sen de söylemiştin az önce. Ve rakipteki büyü dirençlerine baktığımız zaman Stark dışında büyü direncine yatırım yapan kimse yok henüz. Zaten beklenen de bu. Levi de bu arada kırmızısını alacak. Bir Ashe oku oyunu daha yapmayı deneyebiliriz Kaan Kural. Yani bekleme süresinden her çıktığında o Ashe okunu denemek gerekiyor. Şimdi Stomage yalnız Archie'yi yakalayamadı. İçindeki alev de geldi. Oradaki totemi kurtarabileceğiz mi? Hayır. Ama Archie canının büyük kısmını kaybetti. Yampiri Yengeç'le görüşü de aldık. Şimdi Levi alt koridora yaklaşıyor. Orada minyon dalgasını itirip acaba geri mi dönmek istiyor takımımız? Bu arada nişancı yayını almış. Bilgewater Palace'ını almış. Zeitnot birazcık daha rahat artık bu koridorda. Ve minyon farkını da 12'ye indirdik. Diğer koridorlarda ise Optimus 8 minyonluk bir fark açmış durumda. Üstte ise Fafaf 14 minyon önde. Bu seriye mental olarak Fab iyi hazırlanmış. Kaybettiğimiz ilk oyunda da en iyi görünen oyuncumuz oydu. Aynen. Karşısındaki Stark'la da açıkçası kalibre farkını ortaya koyuyor diyebiliriz. Şimdi Stark bir oyun yapmak istedi orada. Vücut darbesi ama zıpkını yiyen kendisi oldu. Aynı zamanda bu oyun istediğimiz şekilde son derece düşük tempoya indi şu anda.
erken oyunda bayağı çatışma vardı ve oradan istediklerimizi çıkarmayı da başarmıştık. Oyunun böyle düşük tempoda gitmesi bizim istediğimiz bir şey. Oyunun geç aşamasındaki kompozisyonlara bakıyorum da öyle ciddi bir avantaj yok aslında takımlara. Belki takım 5'e 5'te biz avantajlı. Pop Stark'ın kilit yeteneklerini kullandığı gördüğü anda üzerine doğru gitti. Şimdi dengeleyici geldi ama çok ideal bir dengeleyici değil. Pop'tan agresif bir sıçan. Levi orada. Kefaret geliyor. Kefaret hayatını kurtarmaya yetecek mi? Evet, Pop'un hayatını kurtarmaya yetti. Stomage tam yerinde, tam zamanında takım arkadaşını kurtarmaya gidiyor. Ve Naru bu sefer geldi zamanında. Üzerine gidiyor Optimus'un. Optimus sersemletmeyi başardı. Ultisini de kullanacak Naru. Sihir içinde devreye girdi. Sıçrayı kullanmak zorunda kaldı Syndra. Dumble arkada. Karma gelmiş. Yalnız fıçı da geldi. Şimdi Karma tek başına Optimus'u takip edecek mi? Hayır. Aşağı koridorda Zeitnot'u yalnız bıraktık. Şimdi Archie ters taraftan Zeitnot'u yakalamaya gidiyor. Oraya dönmek gerekebilir. Skor almayı başarabilecek mi? Şimdi son perde. Zeitnot sağ sol. Sağ sol. Zeitnot kaç ondan da kaçtı. Harikasın Zeitnot. 2'ye 1 de burada. Harika dans adımları. Üst koridordan da ilk kule altını geliyor. Muhteşem çalımlar. Muhteşem çalımların ödülü de üst koridordan gelen ilk koridor, ilk kule altını. Dumble Dodge'da yetişti. Zeitnot şey diyordu. Abi canım çıktı burada, neredesin? Trajediden de kaçıyor Zeitnot. Şimdi bakalım oradaki minyonlardan canını yenileyecek. Değişmez karar. Biraz tehdit amaçlı. O minyonlardan uzaklaştırma amaçlı. Ve Slay bu arada kuleden de iki vuruş. Şöyle bir tadına baktı kulenin. Alt koridor kulesini de vermedik. Şimdi Stomage de ortaya geliyor. Sıçra geldi Naru'da. Optimus'un sıçrası olmadığını biliyoruz. Hadi gelsin o skor. Optimus skor geldi. Şimdi yalnız ışınlan geliyor. Bizden de ışınlan geliyor. Naru yakalandı. İki kişiye tutan bir vücut darbesi. Fafaf girdi içeri. Kazıksa almayı başardık. Şimdi sırada Crystal Oak. Archie geldi yalnız. Archie orada yakalamamız lazım. Crystal Oak kaçtı. Stark da orada Stomage'i yakalayacak. Arkada skor geldi Fafaf'dan. Şimdi Stomage Stark'a düşecek mi? Hayır düşmeyecek. Hayır düşmeyecek. Kızart onu. Mükemmel oyun. 3'te 3 aldı Fafaf. 3'te 3 aldı. Gerçek süpermasif bu. Gerçek süpermasif bu. Crystal Oak kime tuttu? Galiba Greg'a tuttu. Orada bir an savaşı kesti. Daha sonra Fafafuz alev makinesini açtı. Mangal üstüne mangal. Mangal üstüne mangal geldi. 5-1-0 oldu. Biz rakibimizi iyi pişmiş severiz Kaan Kural. Burada istediğimiz başlangıcı yaptık. Beklediğimiz başlangıcı yaptık. Ve psikolojik olarak oyuncularımız ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Marines hala çok tehlikeli bir takım. Asla onları küçük görmemek lazım ama bizim Supermassive'den beklediklerimiz başka. Şimdi Fafaf yakalandı ama orada çok fazla hasar almayacak muhtemelen. 5-1-0 Rumble. Şimdi o kötü rüyaları, o kabusları Marines tarafı görecek. 1-0-5 bir Ivern, 5-1-0 bir Rumble. Zeitnot tabii bütün bu olan biten sırasında olan Zeitnot'u oluyor. Bütün angaryaları, bütün zorlukları Zeitnot yaşıyor. Zaten koridor çok zordu. Optimus! Optimus yine yakalandı. Yalnız Levi geldi. Optimus'a son bir vuruş gelmeyecek. Naru yakalandı. Naru'ya son vuruş geldi yalnız Levi'den. Zamanında kapanan bu sefer Marines tarafı oldu. Şimdi yalnız Slay yakalanabilir. Değişmez karar. Slay sersemletecek. Stomage gelmeye çalışıyor. Yalnız şimdi Levi de geldi arkadan. Stomage'in dikkat etmesi lazım. Trajedi tutmadı. Ve şimdi Daisy de geliyor. Oradaki ejderha doğru kapanmak isteyebilirler ama güç patlaması bizim tarafımızda. Stark girmesin içeri. Archie'yi yakaladık. Şimdi Levi'yi de yakalayacağız. Ön saplarda Stomage. Güzel bir savaş bu. Güzel bir savaş. Çünkü arkadan Rumble geliyor. Dengeleyici geldi. Vahşi büyüme yeterli olmayacak. X-Core nişancıdan geliyor. Devam etmek lazım burada. Stark'ı yakaladık. Stark'ı da yavaşlatın çocuklar. Kragas skoru yalnız arkaya. Vücut darbesi atacak. Dumble'dan müthiş oyun. Önüne geçti Dumble. Orada yakalamayı başardık Stark'ı. Ters tarafa gitti. Arkada Fafaf ızgaraya devam ediyor. Kebapçı ustası Rumble kostümüyle. Rumble o skoru da alacak. Zeitnot'a bıraksak ne güzel olur şu skoru. Yavaşlatmayı başardık. Son vuruş Levi'ye. Zeitnot'tan geldi. Onu da vurdu. Evet. Zeitnot da skoru almayı başardı. 7-1-2 Rumble. 2-2-4 Ash. Bu oyun tam istediğimiz gibi gidiyor. Şimdi bir daha Levejderi. Şimdi bir daha Levejderi. Ve bu Rumble farkıyla oyunu tamamen kendiliğimize dönürmeyi başardık. Burada savaşa kimin ne zaman geldiği çok önemli. Stomage geliyor. Buradan savaşta işte dezavantajlı olduğumuz yerde çıkmayı biliyoruz. Daisy'yi alıp tekrar gidiyoruz ama bu savaşa başlamak amaçlı değil. Pozisyon almak amaçlı. Zeitnot ultiyi tutturuyor. Daha sonra geri çekiliyoruz çünkü Rumble'ı bekliyoruz. Ve Rumble geldikten sonra esas işler başlıyor. Bu dengeleyici çok ideal bir dengeleyici değil aslında. Orman girişini atsa daha iyi olurdu ama gerek yok. Rumble geldikten sonra o dengeleyici her zaman söyleriz. Rumble'ın en önemli yeteneği dengeleyicidir. Ama o Rumble şu anda o kadar etkili ki dengeleyici iyi olmasa bile herkesi kızartmayı başardı. Alev ejderini aldık. Altında 5400 altınlık bir fark. Supermassive lane'e ve 20. dakikaya çok daha mutlu ve çok daha umutlu giriyoruz.
Çifte kefaret. Bunun karşısında savaşmak çok zor Kaan Kural. Çifte kefaret ve dengeleyici şu anda rakip takımın bütün planlarını bozuyor. Yani Levi aradan birini çıkarıp savaştan çıkmak istiyor ama kefaret de bu çok çok zor. Şimdi bunu bakalım kulelere çevirebileceğiz mi? Rakibe henüz bir kule vermedik. Levi'nin özellikle oyun ilerledikten sonra araya Kha'Zix araya girip birini çıkaramasa çıkarmakta çok daha zorlanıyor tabii. Esas savaşta canları azalanlara yanlardan girip ayıklamayı seviyor. Şimdi Levi oraya inanırsa yalnız arkadan Fafaf gelecek. Evet Levi oraya girdi. Şimdi üzerine bitkinlik sersemletme de geldi. Yalnız arkadan Syndra geliyor. Dikkat etmek lazım. Sıçra da geldi. Levi skorunu aldık. Eşten de burada mükemmel bir ulti geldi. Optimus baka kaldı. Sersemletme gelecek mi Fafa? Sıçra da geldi. Optimus Sıçra ile beraber skoru almayı başardım. Abi güçlendirmeyi de çalacaklar. Optimus yani tetiği çekerken hiç tereddüt etmiyor ve bu kadar geride olan bir takım bir oyuncusun da bu kadar tereddütsüz bunları yapması takdire şayan. Tabii Fab'ın vereceği ekstra altında gözünü biraz kamaştırdı. Fab da ekstra altın verdi. Şimdi oyunu orta koridora doğru yıkıyoruz. Tabii Fab'ın hasarı olmadan elimizde bu savaşlar birazcık daha zor. Kazanılması biraz daha zor ama Jayce her daim burada kör noktalardan atacağı şok patlamalarıyla savaşın kaderini başlamadan değiştirebilir. Jayce henüz çok güçlü değil yani. Sadece yoğumuz bitmiş durumda. Evet ya yani verdiği hasardan da şu anda tam potansiyeline ulaşmadığını görebiliyoruz. Optimus tarafındaysa yani sihirbaz pabuçları artı Morello ciddi bir güç patlaması onu da söylememiz lazım. Büyü direncini pek umursamıyor şu anda ki bizim tarafta da Naru dışında gerçi bir ordu kalkanı da gelmiş Ivern'den. Ivern 71 minyonda. Çok etkileyici. Evet. Yani sadece bu kadar geride olması tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Ivern kayacıl kampından 2 minyon alabiliyor sadece. O yüzden aslında şu anda 91-71 geride olduğuna bakmayın. Onun gerçek şeyi 115-91 vesaire yani o civarda bir şey olsa gerek. Şimdi Levi ve Archie üst koridora bir rotasyon yapmak istedi. Ama Fab'ın bu arada Zonya'sı var. Dolayısıyla burada yakalansa bile takım arkadaşlarının desteğini alabilecek kadar uzatabilir konuyu. Ve bu arada Zeitnot'u tebrik etmek lazım. Minyon farkını kapattı. Bir dönemde 25 minyon geride olan Zeitnot güvenli oynadı ve ödülünü de aldı. Şimdi Naru'yu ayrı kittirmeye yolladık. Bu olur. Bu olur. Öndeyiz. Naru yalnız şu anda Naru birebir yapabilecek durumda değil. Birebir yapmasına gerek yok. Orada minyonları ittirecek ve geriye çekilecek ve oradaki görüş alanımıza bakarsan... Evet. O bu arada kaçırdı mı? Kaçırdı. Pap aldı orada büyük minyonu. Ve bu arada dengeleyici geldi. Kule baskısı oluşturmak için atılmış bir dengeleyici. Ve bakıyorum kule baskısını yalnız oluşturabilecek yalnız kim var orada? Kule baskısı diyorsun da o alan açmak için atılan dengeleyici sadece alan açmaya çalışırken Levi'nin yarı canını aldı. Yani Zonya artı sihirbaz pabuçları artı Liandry'nin eziyeti bir de infilak değneği kuvvet kitabı olan bir şey Rumble bayağı can yakar. Liandry'nin eziyetinin pasifi de inanılmaz hasar veriyor çünkü. Altı bin altınlık bir fark üstünlüğümüz var. Bakalım nasıl yapacağız. Bu arada... Zeitnot'tan ilginç bir şekilde bir sihir içen geldi. Yani şu noktada tabii rakibin tehditlerine baktığımız zaman en büyük tehdit Syndra. Yani Jin iyi bir oyun geçirmiyor. Yine aynı şekilde Kha'Zix iyi bir oyun geçirmiyor. Dolayısıyla savaş henüz başlamadan tek bir ultiye canı vermek istemiyor. Bence fena bir tercih değil. Yok kötü değil ama işte Hayalet Dansçı'dan sonra biraz daha hasar odaklı gideceğini varsayıyorum. Yani açıkçası ben şu kompozisyonda eşin hasarına muhtaç olduğumuzu düşünmüyorum. Doğru, yeterince... Hem Jayce hem Rumble onu hayli kapatacaktır eksiğini. 1 dakika 15 saniye sonra da bir okyanus ejderi vadiye inmiş olacak. Şimdi kompozisyonu değiştirdik. Fabius alt koridora yolladık ayrı ittirmesi için. Minyon dalgasını ittirdikten sonra diğer tarafta konuşlanacak. Ve Baron'da görüşü alacağız gibi görünüyor. Maçın 23. dakikasındayız. Baron da yavaş yavaş bir tehdit haline gelmeye başlıyor. Kule baskısını yavaştan yoğunlaştırabiliriz Kankuro. Yalnız sihirbaz babuşları, hiçlik deneyi ve Liandry'nin eziyeti. Ha, üç tane büyü nüfuzlu eşyası
resmen gerçek hasar verecek Rumble artık. Ve bu barona başladık. Evet. Daisy'nin de yardımıyla bu barona başladık ama kalabalık bir ekiple o tarafa doğru geliyorlar. Gragas'ın ışınlanı var. Yalnız oradaki görüşü aldılar ve bıraktılar. Farkında değiller bu baronun yapıldığının. 5000 canda sessiz sessiz yapmaya devam çocuklar. 4000 canda Levi girecek içeri, ultisini kullandı. İçerideki kontrol totemi yalnız ışınlan geliyor. Ve hemen çıktık barondan. Süpürmesi bunu harika yaptı bu turnuva boyunca. Son perdede indi ama indiği gibi de Slay vazgeçti bu sevdadan. Işınlanlarını almayı başardık. Son perdeyi almayı başardık. Ve şimdi Rumble'ı başka bir koridora yollayabilir. Slay yakalandı. Dengeleyici geldi. Slay paramparça oldu. Storm'un başı dertte. Şimdi kefaret. Naru içeri girdi. Bitkinlik Naru'nun üzerinde. İkinci kefaret de geldi. Canlar yeniden fullendi. Kızartma geldi. Şimdi kızartma. Stark'ı kızartmaya başladık. Archie geliyor arkadan. Stark ışınlanını düzeltiyorum, sıçrasını kullanıyor. Oradan çıkmayı başardı ama bu bizim için ikinci kule anlamına gelecek. Ardından da şöyle bonusundan bir okyanus ejderi alabiliriz gibi geliyor. İnhibitöre kadar zorlayabiliriz aslında. Ya yani iki kefaretin de bekleme süresinde olduğunu söylemek lazım. Yalnız Fab yani şu anda ifade alıyor adeta. O kadar güçlü ki Rumble, onunla savaşamıyorlar şu anda. Şimdi Optimus'u yalnız sersemletmesi Zayt nota tuttu. Şimdi değişmez karar gelecek mi Optimus'a? Hasar geliyor mu? Güzel Zonya geldi Optimus'tan. Syndra hayatta kalmayı başarıyor. Köksal geliyor. Stark'in oraya içeri girdi Fab ama çıktığı noktada onu bir skor bekleyebilir. Trajedi de geldi. Bakalım Fab'ı çıkarabilecek miyiz oradan? Kalkanlar yeterli olmadı. Levi orada skoru almayı başardı. Mavi güçlendirmeyi de teslim aldı. Şimdi içeri girecek. Yavaşlatma amaçlı atılmış bir içliğin dikenleri. Buradan skor ve skorlar çıkmasın. Stark da hızlı bir şekilde geliyor. Sıçrayla bu arada içliğin dikenleri geldi. Levi orada yerine sabitlemeyi başardık. Naru orada bir sıça kullandı yanlış görmediysem. Düzeltiyorum, kullanmamış sıçrayı. Üzerine atılmış rakibinin. Daha fazla skor vermedik. Storm Age yalnız trajediye düştü. Ben skor vermedik dediğim anda da o skoru verdik. Aslına bakarsan Marines'in de hedefi o muydu diye düşünüyorum bir yandan ormancıyı almak. Ya fazla uzattık orada konuyu. Açık konuşmak gerekirse ve Zeitnot. Şimdi o adımlar gelecek mi? Bir adım daha. Ve oradan da kaçmayı başardı Zeitnot. Karma onu hızlandırıcı, işi çok daha kolaylaştı tabi. Yalnız oyundaki ilk kulesini aldı Marines. Bu savaşın ardına. Altın farkı hala oldukça sağlıklı bir seviyede. 4200 altın. Ama bu savaşlardan daha fazla yapmamak lazım. Aynen öyle. Burada işte Gragas ultisi patlayan fıçı Pabbus'u ortaya atıyor anladığım kadarıyla. Bu çıkma burada, burada çıkma, burada çıkma. Yani bu çıkma gerektiren bir durum. Orada çıkmayınca sonuç hoş olmadı. Ve standart bir Rumble oyunu olan alev makinesi açıkken Zonya oyununu yapabilseydi Favor'da belki bu oyun birazcık daha anlam kazanacaktı ama ardından arka arkaya skorlar ve kuleyi de kaybetmiş olduk. Sonra takipte bir skor daha veriyoruz. Ama orada anlaşılabilir bir durum. Naru nereden çıkıyor öyle? Çalının arkası, yani yamacın arkasına rakibine atıldı diye tahmin ediyorum. Ben sıçra kullandığını zannettim bu noktada ama. Şimdi Naru üst koridorda 3 kişilik bir baskına kurban gidecek. Stomage geliyor ama orada bakalım Naru'yu kurtarmaya yetecek mi? Evet yetti. Şimdi eşten bir ulti geliyor ama Archie ondan da güzel bir yana adım geldi. Rakip kapanıyor bu arada üst koridora doğru. Yalnız Fab'ın ışınlanı var. Bir oyun yapmak istersek. Ve Fab bu arada şimdi Okyanus ejderine doğru gidiyor. Tek başına ejder mejder dinlemiyor Fab şu anda. Her şeyi kızartırım, ejder mi kurtaracak diyor. O alev makinesinin etkisini görüyorsunuz. İnanılmaz. Yani şampiyonlar üzerinde nasıl etkiye sahip olur siz, aynen, düşünün. Ve alev ejderi. Bir sonraki ejder alev ejderi. Bu da güzel haber. Oyunun kontrolü hala bizde. Harita kontrolü tamamen bizde. Onu iyi zamanlamak lazım. Yalnız baron bölgesinde Marines görüşü ele geçirmeye çalışıyor. Kontrol totemini Archie almayı başardı. Şimdi Syndra da Yampiri yengeci evine götürüyor. Naru yalnız yavaş yavaş can yakmaya, aynen, başladı. Draktar'ın da gelmesiyle beraber. Draktar'ın gece kılıcıyla birlikte o şok patlamaları baya baya, yani şampiyondan şampiyona değişse de yarı can, üçte bir can götürüyor. Şimdi Optimus bu arada üst koridora yaklaşıyor. Naru'ya bir sersemletme tutar mı? Naru tabii kontrol totemi sayesinde onu görüyor ama Levi de arkada. 9-3-2-1 Rumble var. Fab'ın omuzlarında. Supermassive burada seride eşitliği yakalamak istiyor. Yani oyunu şimdi onlar soğutuyor. Yani her geçen dakika onların lehine. Bizim biraz en azından koridorları, en azından kuleleri force edebiliyor olmamız lazım. Ki Supermassive'in en iyi yaptığı işlerden biri oydu. Yakaladığı avantajı hızlı rotasyonla direkt sonuca dönüştürebilmek. Ama oyun ne kadar yavaşlar ve soğursa... Gigabyte Marines'in lehine olacak o.
Stark bu arada fellik fellik kaçıyor. Fab'dan. Çok normal. Oley makinesi neler yapabildiğini gördük. 9 skor kazandırdı Fablus'a bu hasar. Şimdi Optimus yeniden mal güçlendirmesi teslim al. Tabii Syndra da tehdit haline dönüşmeye devam ediyor. O da Zonya'sını aldı. Az önceki savaşta görmüştük bunu. Şimdi orta koridorda Marines. Supermassive topluca bir geri dönüyor. Şöyle eşyaları bir yenileyecekler. Mercury'un adımları Naru tarafında alındı. Yanına da bir Caulfield'ın savaş çekicini ekledi. Stark'ın da ışınlanı geldi bu arada. Onu söylemek lazım. Az önce ışınlanan avantajı bizdeydi ama orada bir oyun yapmadık. Fafalus nihayet 16. seviye oldu. Artık dengeleyici biraz daha da fazla can yapacak. Levi'yi bu arada yavaşlatmayı başardı. Yanılmıyorsam Dumble. Levi oradan çullanla çıkmak durumunda kalıyor. Yine Baron etrafındaki görüşü de ele alan taraf biz olduk ama bununla ilgili bir şey yapacağız mı? Yani bununla bir oyun yapacağız mı? O önemli. Fab'ın da ışınlan atabileceği gayet güzel. Bu arada tuttu mu o? Tutmadı. Hayır. Optimus Stomage'i sersemletebilecek mi? Stomage'i sersemletmeyi başardı. Ultisini de kullandı ama Stomage düşmeyecek. Şimdi bir eşoku tuttu. Ya Stomage'in başı dertli olabilir. İkinci kefaret. Alkanlar. Hayat kurtarıyor. Ve bakalım şimdi... Orada son perde yeterli olmayacak. Dumble sıçrasını atmak zorunda kaldı. Fab yalnız soğukkanlı olup ışınlarını kullanmadı. Bu bir avantaj haline dönüşebilir bizim için. Ve Baron'a başladık şu anda. Gerekli bekleme sürelerinin gelmesiyle Baron'a başladık. Yalnız Levi burada çok çok tehlikeli. Arkaya bir totem geldi. Şimdi Stark yaklaşıyor, Optimus yaklaşıyor. Archie geliyor. O Baron'dan çıkacağız mı? Daisy de canını kaybedecek gibi. Bu arada Fab... Zonya'sı var. Zonya'yı kullandı. Optimus'u düşürmeyi başaramadık. Naru içeride. Optimus Zonya'sını kullandı. Dengeleyiciden sıçrayla kaçtı. Naru düşecek. Orada skor alamadan bir skoru verdik. Sersemletme gelmedi. Stark'tan bu arada vücut darbesi. Dumbledore'cu da orada. Rakibe teslim etmemiz gerekiyor. İstediğimiz gibi bir savaş olmadı. Dengeleyiciyi biraz fazla erken kullandık. Yani... Fazla erken ve fazla kötü kullandık. En önemli yeteneğimizi bu kadar kolay kullanmamalıyız. Marines yalnız Baron'a girmek yerine şu anda çok geride oldukları kule departmanına biraz yatırım yapmak istiyorlar. Hele oyundaki bu... üçüncü kulelerini aldılar. Koridor buradayken... Yalnız çok... biz orta, bu arada orta koridordayız. Zeitnot'la Stomaged. Rakibi görebildikleri için bir üst yarışına doğru mu gidiyoruz? Syndra tutacak orayı yani. Syndra evet, minyon dalgasını çok rahat şekilde orada tutabilir. Ve evet, temizledi orayı ve biz de ikinci kuleyi kaybetmiş olduk böylece. Altın farkı yalnız hızla kapanıyor. 2700 altına düşecek bu kulenin de alınmasının ardından. Ters taraftan kapatmaya çalışacağız. 2000'e düştü altın farkı. Ve yani artık 32. dakika 2000... Bu arada Fab'ın ışınlanı var. Dengeleyici de birazdan bekleme süresinden çıkacak. Stark'ın üzerine gideceğiz mi? Yalnız orada 4 kişilik 4 bir ekip kişi var. Oldu. Levi orada yavaşlatmayı başar. Trajedide gelince ulti geliyor. Yalnız boşa gitti. Şimdi Fab geliyor arka tarafa. Işınlan iptal mi etti? 1 dakika 10 saniye, saniye sonra Alev Ejderi var. Onu unutma Hakan. İkinci bir Alev Ejderi yakalayabileceğimiz en büyük avantaj olur bizim. Baron'a başlamadık bu arada. Şimdi Baron'a başladık. Bir kez daha yemleyeceğiz rakibi. Rakip de bu arada bütün kritik bekleme süreleri var. Yani hiçbirisi bekleme süresinde değil daha doğrusu. 5000 cana kadar indirdik Optimus Stark ön saflarda. Şimdi Zeitnot'u yalnız yakaladı ve Optimus'a teslim etti. Kefaret yeterli olacak mı? Kefaret Zeitnot'u kurtarmaya yeterli oldu. Şimdi Zeitnot kurtuldu. Sırada Stark var. Stark skorunu da alırsak. Şimdi vahşi büyüme yeterli olacak onu kurtarmaya. Dumble. Orada içinde değişmez kararı kullandı. Sersemletmeyi başaramadı. Zeitnot'a Baron'dan can çalmaya başlayacak. Rakibin ormancısı yok. Dördüncü kez deniyoruz ama en güvenli şartlar altında bu Baron'u alacağız gibi görünüyor. Bu arada Slay sabit hedeflere son perdeyi kaçırmaya başladı. İki mermi boşa gitti. Üç mermi. Slay bekliyor dördüncü mermisi için. Dördüncü mermi de Baron'a gitti. O da bize yardım oldu. Baron'u almayı başardık. En azından şimdi birazdan çıkacak Alev Ejderi içinde. Hızlıca geri dönüş. Alev Ejderi'ni bırak. Almamız gerekiyor. Ya buradaki savaşta aslında Stark harika oynadı. Zeitnot'u teslim etti ama... Levi'nin yarı canı var. Bu arada dengeleyici gelmiş. Alev makinesini açmış. Zaten yarı candaki Levi yok olmuş savaşın daha başında. Belki de Zeitnot'u son vuruşu yapabilecek isim o olacaktı ama... Senin de dediğin gibi bu arada burada da şok patlaması inanılmaz gelmiş. Alev Ejderi etrafındayız. Şimdi Alev Ejderi'ne başladık. Baron güçlendirmesi iki tane Alev Ejderi. Bu bize eşitliği getirebilecek maç olabilir. Öndeyiz ve iyi oynuyoruz. 5000 altın
önde olmak o kadar da önemli ama iki alev ejderi demek o 5000 değil aslında onu 10-12000 gibi düşünmek lazım. Jace için, Rumble için, Ashe için ne kadar önemli olduğunu evet. söylemeye bile gerek yok. Ivern hariç herkes için önemli. Karma dahil. Şimdi bu Baron güçlendirmesiyle kalan iki dış kuleyi, alt ve üst koridordaki dış kuleleri alıp inhibitöre dayanmamız gerekiyor. Şimdi alt koridordan Fafab ilerliyor. Naruse rakibin ormanına doğru bir şöyle yeltendi ama gitmekten vazgeçti. Yani şu anda birazcık hani Baron'un vaktini harcıyoruz gibi geliyor. Bence birazcık de. Daha kararlı olmak, ne yapacağımıza karar vermek önemli. Ama zaten Baron'u alana kadar da Baron etrafında dans etmekten fazla bir şey yapmamıştık. Mutlaka ve mutlaka kuşatma yapmamız lazım. Kule almamız lazım Baron varken. Şimdi üst koridordaki minyon dalgasını getiriyor Zeitnot. Dış kuleyi almak isteyecektir. Baron'un bitmesine 1 dakika 40 saniye civarı var. Buradan Baron, bakalım neler çıkarabileceğiz. Baron'u aldığımızda 2 tane dış kuleleri kalmıştı sadece. O dış kulelerin yanına bile gitmedik daha Baron süresince. Burada İlk defa işte. En güvenli tercihi yapmak istiyor. Bu arada Archie'ye son pikselden kaçan bir şok patlaması. Yalnız şimdi ikinci kuleye gittik ve tabii burayı bırakmak durumunda Gigabyte Marines. Devam edeceğiz mi? Asıl soru bu. Zeitnot ön saflarda Karma tarafından güçlendiriliyor. Şimdi Levi canının yarısını kaybetti. Olası bir dengeleyici için oldukça iyi bir hedef haline geldi. Şimdi bırakalım da o kuşatma minyonu birazcık vursun. Yalnız Naru yakalanacak. Üzerinde Syndra ultisi ona pek bir şey yapmadı. Kalkanlar Naru'yu hayatta tutmayı başardı. Şimdi bu arada Optimus geri dönüş hasarını kendisi alıyor. Bu kuşatmayı sürdürebiliriz. Kefaret geliyor. Diğer kefaret bu arada bekleme süresinde değil. Onu da kullanabiliriz gerekirse. Ve kuleye vurmaya başladık. Ivern'in çalılarından. Inhibitor kulesi canını kaybetmeye devam ediyor. Daisy ön saflarda. 6 kişi sanki bu takım. Stark'ın bu arada koruyucu meleği var. Ona fazla inanmamak lazım. Optimus geliyor yeniden. Inhibitor kulesi. Inhibitor daha doğrusu. Daisy ön saflarda hasar tanklamaya devam ediyor. Inhibitor'u almayı başardık. Dengeleyici harika yere geldi. Slay o savaştan kaçmak zorunda kaldı. Inhibitor'u aldık. Şimdi devam edeceğiz mi bu savaşa? Başımız dertli olabilir. Stomage Stray'le çıkıyor oradan. Çalısın da içine girdi. Stomage hayatta kalmayı başardı. Şimdi bu takım savaşı istediğimiz takım savaşı. Optimus Sonya'yı kullandı. Çıktı yerde onu ne bekliyor? Zeitnot bekliyor. Stark da içeride. Bu seri birbirine gelir. Biz de MSI'ye gideriz umuyoruz. Katliam geldi. Yine yalnız kızartma mangal makinesi işini yaptı. Zonya'yı açtı Fabulous. Alev makinesi açtı. Oradaki herkesi kızarttı. Bu maç açıkçası Gragas seçildiği zaman ona kontra seçim olarak Rumble demiştik. Ama Fabulous Rumble'la o kontra seçimin hakkını çok verdi. Çok doğru zamanlarda müdahale etti. Ve Rumble'ın etrafında bu sefer maçı kazanmayı başardık. Maçın orta bölümünde çok doğru kararlar verdik. Biraz açıkçası avantajı kullanmakta zorlandık Baron alana kadar ama seriyi eşitliyoruz. İlk maç unutmak gerekiyor demiştik. Unuttuk ve seriyi beraberliğe getirdik. Şu suratlardaki mutluluğu, şu suratlardaki kendine güveni görmek de bizi serinin geri kalanı için oldukça umutlandırıyor. Seride bir birlik eşitlik var ve şimdi yorumları için sözü analiz masasına bırakıyoruz. Teşekkürler Regarnur ve Second Best Supermassive. Özlediğiniz o performansını göstermeyi başardı ve seride durumu bir bire getirdik. Gayet iyi bir performans. Neler söyleyeceksin dayı?